Erdoğan'ın son TRT performansı doları %4 zıplattı bir gün içinde. En iyimser tahminle bu vatandaşın 90 milyar TL'sini yuttu. Aynı yayında kayıp 128 milyar dolar Merkez Bankası rezervinin altyapı çalışmalarına harcandığını açıkladı. Sorulmadan halkın Merkez Bankası rezervini bütçe gibi algıladığını bildiği için ona uygun yalan söylüyor. Kaldı ki sonuncusu rezervlerin erimesine gerekçe olarak ürettiği galiba dördüncü farklı yalan oldu. Orada değilim. Halkın anlayacağı daha somut bir şey vardı. Üç doz aşımı oldum. Bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı da attım. Hamdolsun 2160'ı yakaladım. Dünyada üçüncü doz aşı henüz önerilmezken, hele hele antikor ölçümüne maliyeti yönüyle girilmezken bunları halletmiş ve övünerek bahseden sonra sıkılmadan 50-55 yaş üzerine aşılamaya geçmekten bahseden bir cumhurbaşkanı. Çankaya Köşkü pencerelerine yansıyan gün ışığından gündüz çekildiği anlaşılan program gece canlı gibi verilmişti. Halkını aldattı. Yani Erdoğan'ın lafları gözden geçirilip öyle servis edildi. Buna rağmen bu bölümü kesmediler. Bunun iki nedeni var. Birincisi Erdoğan'ın canlı yayında pot kırmasına, gaf yapmasına artık tahammül yok. İkincisi A'ya 3 doz aşı, Maraba aşı kuyruğunda isyanına ihtimal vermediler. Hoş böyle bir bıdırdanma da olmadı. Belki olmuştur. Herkes içine attığı için ölçemiyoruz. Erdoğan'ın yorgun ve bitik olduğu net görülüyor. Bu defa ekran makyajını da fena kaçırmışlar, berbattı. Enerjisi yoktu laflarındaki düzensizlik, birbirini tutmayan yanlış bilgiler ve çarpıtmalar ya kasıtlı yalan söylediğini ya da tümüyle böyle bilgilendirildiğini gösteriyor. Farklı bir evrende olabilir. Ne propaganda bakanı ne medyası arkasını toplayamıyor. Hangi devlet başkanı kabul ettiği jimnastikçilere madalyaları çaldırmayın der ki? Akli melekeleri fena halde problemli. Siyasi gücü gittikçe eriyen, bedenen ve zihnen bitik İç ve dış dinamiklerin güçlükle ayakta tuttuğu bir cumhurbaşkanı. Erdoğan rejiminin kalın duvarları öyle inceldi ki Sedat Peker'in müthiş bir zamanlamayla surda gedikler açması pek zor olmadı. Kanaatim odur ki Peker üzerinde çalışılmış bir proje. Balkanlardan çıkması, Fas'tan son anda kaçırılması ve Dubai. Desteksiz atılacak adımlar değil. Perdeli ya da açık istihbari yardım alıyor. Ezbere konuşmuyor. Bir ekip sürekli güncel malzeme temin ediyor. Gündemi elinde tutması, gevşetip sıkması, girdiği girmediği konular vesaire. Ustaca tanzim edilmiş. En son Tayyip abisini hırpalamayı 14 Haziran sonrasına bırakması da diplomatik bir strateji. Arkasında bir akıl var ve o akıl ülkeyi parsel parsel bölüşen çeteleri ekarte edip aynı devlete konmayı planlayan bir akıl. Bu ekip zor bir işe soyunmuş görünüyor. Çünkü karşınızda kanserli bir organ veya uzuv yok ki kesip atasınız. Tüm bünyeye metastaz yapmış bir illet söz konusu. Bağırsakları temizlemekle bitmez demem ondan. Bu bir iktidar değişikliği projesi ve Sedat Peker merkezinde değil. Yapımcıyı, yönetmeni, senaristi bilmem. Sadece başrol oyuncusu Sedat Peker. Kritik isimse Devlet Bahçeli. Sedat Peker ona hiç değinmedi, ima yolu dahi bahsetmedi. Erdoğan'ın biyolojik ömrünü Allah bilir. Siyasi kaderi ise pamuk ipliğine bağlı. Bahçeli'nin tek cümlesine bakar.